yarışmasına hazır mısın Türkiye? Sporun ve sporcunun dostu Brand Investment Group markası Savor Spice sunar. SporTürkiye.com'un her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri bu yıl 18. kez sahiplerini bulacak. Futboldan basketbola, voleyboldan güreşe ve daha fazlası sadece Savor Spice 18. Türkiye Spor Ödülleri'nde. Türk sporunun gerçek yıldızları bu dev organizasyonda buluşuyor ve anket sonuçlarıyla ödüllerine kavuşuyor. Bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Savor Spice Türkiye Spor Ödülleri 21 Nisan Salı günü Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini bulacak. Ayrıntılar ve daha fazlası için sporödülleri.com ve sportürkiye.com. Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün 18.'si yapılacak Türkiye Spor Ödülleri'ni konuşacağız. Sizlerden de yorumlarınızı, sorularınızı bekliyor olacağız. Konuğumuzsa Türkiye Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim Delibaş olacak. Yine yorumlarınızı, sorularınızı gerek Sports TV'ye, gerek Koray Aldemir Twitter, Instagram hesabına sorularınızı, görüşlerinizi veya düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayla programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Sayın Delibaş. Hoş bulduk, merhabalar. Hayırlı olsun bir kez daha. Kolay değil. 18 yıl çok zorlu süreçler yaşadı Türkiye, ülkemiz ama devam eden bir organizasyon. Hiç hız kesmediniz ve tam gaz devam ediyorsunuz. Bir kez daha hayırlı olsun dileyelim ama bu 18 yıllık süreci de sizden kısaca dinlemek istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz iki programda da buna benzer sorunuz olmuştu. Biraz daha gelişerek ve değiştirerek bir cevap vermek istiyorum. 2002 yılında Türk milli takımı dünya üçüncüsü olduğu yıl dönemin Futbol Federasyonu Başkanı çok değerli abim, dostum Haluk Ulusoy gittiğimizde milli takımı ödüllendirmek için bir gece yapmak istediğimi dile getirmiştim. Ve milli takımın en popüler olduğu dönem, yani Dünya Kupası'ndan üçüncülükle dönmüşüz. Ve sağ olsun başkan o dönem bize bu projeye destek verdi ve harika bir ilkle başladık. Güzel bir ilkle başladık. Ve Türk milli takımının yıldızlarının olduğu, yöneticilerin olduğu, diğer kulüplerin, başkanların, sporcuların olduğu bir organizasyonla iş başladı. Mersin'de başladı bu iş ve her yıl üzerine katarak gittik. En üst düzeyde katılım var. Bakanlar düzeyinde, futbol federasyonları başkanı düzeyinde. Yıllar ilerledikçe 2009 yılına kadar Pascal Numa'yı Türkiye'ye ilk getirdik ve Pascal Türkiye'ye geldikten o organizasyonun sonra Şansal abi buradan teşekkür ediyorum. Lig TV canlı yayınladı. O organizasyon bizim organizasyonu İstanbul'a taşımamıza sebep oldu. Ve İstanbul'a geldikten sonra Dünya Yıldızları'na katılımıyla her yıl onun konuklarımızla birlikte Türkiye Spor Ödülleri'ni yaptık. 15.sine kadar Türkiye Spor Adamları Ödülleri'ydi. Evet. Ondan sonra gelişen dünyaya biz de kendimizi değiştirerek hem hanım sporcuları, kadın sporcuların yer aldığı bir event olduğu için Türkiye Spor Ödülleri olarak. Daha kapsayıcı. Tabii daha kapsayıcı ve ismine de uygun bir şekilde yapıldı. Ve SporTürkiye.com, Türkiye'nin adı, Türkiye'nin spor markası. Yayın organımız SporTürkiye.com'un altyapısıyla bu eventler yapıldı. Ve bugün çok şükürler olsun hiçbir kar marjı gözetmeksizin birbirinden başarılı eventler yaptık. SporOdülü.com üzerinden herkes ilk organizasyon, son organizasyona kadar hepsini bulabilirler, takip edebilirler. Ve bugüne noktaya kadar geldik. Ve bu sene tabii ki çok farklı bir kimlikle, yeni bir yapılanmayla çok daha güzel bir event olacak. İlerleyen dakikalarda bunlarla evet. ilgili cevap 18 vereceğim. 18 yıllık hikayeyi çok kısaca bahsettiniz Sayın Delibaş ama bir de videosu da vardı, bir klibimiz de vardı. Sayın Delibaş'ın özetlediği klip şimdi ekranlarda. Ödül için herkese de... Milli takımımızın turnuvayı büyük bir başarıyla 3. olarak tamamlamasının ardından kurucumuz Nedim Delibaş tarafından milli takımımızı ödüllendirmek amacıyla başlayan Türkiye Spor Ödülleri 18 yaşında. Hasan Çatmaz'a yıldızlarının katılımıyla sporun tüm dallarına ev sahipliği yapan Türkiye Spor Ödülleri başarı merdivenlerini birer birer çıkarak sporumuza katkı vermeye devam ediyor. Şut geliyor, vuruyor ve gol! Alpet ana sponsorluğunda 17. Türkiye Spor Ödülleri yine her zamanki gibi başarılı ve zengin kadrosuyla gerçekleşti. Dışarı çıkardı. Geldi, geldi, geldi. Ve heyecan yeniden başlıyor.
Türkiye sporunun yıldızları, dev jüri ve tertip komitesi ile hazırlanan listelerin ardından anket listelerinin belirlenmesiyle sporturkiye.com üzerinden sizlerin oylarıyla belirlenecek. Ayrıntılar ve daha fazlası için sporodilleri.com. Her şey ülke sporu için, her şey ülkemiz için. Türkiye'nin en büyük spor ödülleri organizasyonu Türkiye Spor Ödülleri 18 yaşında. Türkiye Spor Ödülleri 18 yaşında. Hiç kolay değil. 18 yıllık süreçte birçok farklı değişiklikler yaşandı ülkemizde, dünyada, gerek sporcu gerek federasyon başkanları tarafından, ama değişmeyen tek şey Türkiye Spor Ödülleri'nin ilerleyişi oldu. Sayın Dirlibaş, çok kısa bir özet geçtiniz ama videoda da görmüş olduk. Çok evet. Farklı süreçler yaşadık, yaşıyoruz ama değişmeyen bir şey varsa da az önce ifade ettiğim gibi ödüllerin duruşu oldu. Dilerseniz bu yıl ne gibi yenilikler bizi bekliyor olacak? Ne gibi farklılıklar bizi bekliyor olacak? Çünkü her yıl artan bir heyecan var. Evet. Her yıl artan bir merak var. Farklı spor branşları devreye girdi. Eskiden sadece futbol vardı belki ama videoda gördük, basketbol var, voleybol var. Filin Sultanları Tokyo'ya gidiyor. Bir taraftan güreş devam ediyor. Evet. Nasıl yorumlarsınız? Tabii sadece Türkiye'de değişmedi. Dünyada da konjonktürde çok değişiklikler oldu. Evet. Hala değişiyor bu arada. Hala değişiyor. 2002-2003 yılında Irak Savaşı'nın olduğu dönemde biz organizasyon yaptık. Savaş korkusu vardı ama biz eventi yaptık. Yani Celal Doğan'dan tutun, rahmetli Gündüztekin Onay'a, bütün yıldızlar topluluğu vardı. Ve yayıncı kuruluş yeni başlamış, Sine 5'ten Lig TV'ye geçiş dönemi olmuş. Yani sektirmeden devam ettik. Tabii bu yıl değişiklikler var. Biz kurumsal olarak bazı değişikliklere de gittik. Brent Investment Group... bu organizasyonun şu anda yüklenicisi, ana sponsoru evet. oldu. Sour Spice markasıyla bu işin isim sponsoru oldu. Markada neler var? Markada tabii ki Özbekistan merkezli bir firma ve Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'ye bakliyattan, baharattan birçok konuda yatırım yapmış ve 22 Mart'ta da zaten açılışı olacak. 23 Mart'ta da büyük bebeğimiz, yaramaz çocuğumuz Golden Palmers, bir dünya markası. Evet. Altın Palmiye ödülleri. Onun da ana sponsoru Brent Investment Group. Çok güzel bir yapılanma gerçekleştirdik. Daha kurumsal, daha realist, çok daha dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen bir yapı içerisine girdik. Ben buradan yönetim kurulu başkanımız Şükrat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir yabancı firmanın, Türkiye'deki bir spor ve sporcunun dostu bir firmanın bu organizasyona sahip çıkması, eventlere sahip çıkması. Bugün biliyorsunuz dünyanın ortak dili sevgidir. Sevgiyi ne oluşturuyor? Müzik oluşturuyor, kültür oluşturuyor, sanat oluşturuyor, spor oluşturuyor. Ve bunlar bir araya getiriyor. Kardeş ülke Özbekistan bugün orada iki ülke arasında ata yurdumuz. Evet. Ve yönetim kurulu başkanımızın ve tüm şirket ortaklarımızın büyük desteğiyle big kreatif olarak bu işe el attık ve 21 Nisan'da tüm Türkiye eş dost nasıl bir organizasyon olacağını görecek. Büyük sürprizlerimiz var çünkü. Bu çok güzel bir sürprizlerimiz olacak. Ve harika bir event yapacağız. Tüm halka ulaşacak, halkın oylarıyla belirlenen güzel bir event olacak. Bu sene Sour Spice Türkiye Spor Ödülleri olarak evet. isim sponsorumuz olarak bu marka alanı yürüyeceğiz. Zorlu da olacak değerli izleyenler. Onu bir kez daha hatırlatalım. 21 Nisan Salı gecesi ödül gecesi olacak. Tabii son zamanlarda zorlu çok farklı sebeplerle evet. anılıyor ama bir anlamda birleştirici güç olacak belki de. Evet. O açıdan da bakılabilir. Tabii o anlamda bakılabilir. Zorlu Center Raffles Otel'de evet. olacak. Yani bugün dünyada 7 tane olan bir oteldi ve Türkiye tek olan bir organizasyon. Çok büyük salonu, çok büyük geniş kitlesiyle birlikte güzel bir yapı kurduk. Burada tabii Spor TV canlı yayınlayacak. Geçen yılda. Tabii geçen yılda. Bir önceki yılda. Bir önceki. Son 3 yıldır evet. olduğu gibi adresimiz Türkiye'nin spor merkezi artık. Bütün sadece herkes futbolla ilgilendiği dönemde Spor TV sporun tüm dallarına ev sahipliği yapıyor. Olimpik branşlar, voleybol, olimpik branşlar, basketbol. Voleybol başta olmak üzere hepsine. Ve bir kreatif olarak güzel bir işbirliği yapacağız. Gerçekten söylüyorum, çok büyük sürprizler var. Bazılarını anlatmak istiyorum ama İlhan abi yine onun yönetmenliğinde güzel bir çalışmalarımız olacak. Dediğim gibi 21 Nisan Türk sporunun
ödüllendirileceği, herkesin mutlu olabileceği, kardeş ülke Özbekistan'dan büyük dünya şampiyonların geleceği. Mesela Şota Hoca'nın burada olacağını söyleyebilirim. O sürprizler yavaş yavaş geliyor. Evet geliyor. Daha devamı vardı ama netleştikten sonra evet. Bazı şeyleri biliyorsun. Ama Şota'nın geleceğini, geçen yıl evet. Toldo vardı. Evet. Toldo vardı aslında. Önceki yıllar işte gördüğünüz çok daha büyük isimler vardı. John Benjamin Toşak vardı, Christoph Daum vardı. Stoichkov vardı, Hristo Stoichkov vardı. Önceki yıllarda Alberto Zaccaroni, Freddy Bobic. Yani çok çok büyük isimler vardı. Hugo Sanchez'ler vardı. Fabio Lusano'lar vardı. Devleri getirdik. Ama biz 21 Nisan'da barışın, dostluğun, kardeşliğin sembolü olarak Brent İlmez'in grupla birlikte tüm Türkiye'ye güzel mesajları Sports TV adıyla, Sports TV farkıyla burada evet. Vereceğiz inşallah. Şimdi merak edilen bir konu da var. Ödül aslında biraz Dünya Kupası'na da benziyor. Evet. O süreç nasıl gelişti? Benzerlik nasıl algılanıyor? Sevgili Ersin Düzen, buradan Ersin Düzen'e ben çok teşekkür ediyorum. Bizim ilk ödülü değiştirdik arkadaşlarla, dedik ki nasıl bir şey yapılabilir? Evet, Dünya Kupası'na benziyor. Bu arada bize Dünya Kupası mahkeme verdi 3 sene önce. Logo ile ilgili, ödülle ilgili ama Dünya Kupası'ndan farklı. Benzerlikten dolayı. Benzerlikten dolayı. Dünya Kupası'ndan farklı, eğer kameramız yakından alırsa, sporun her dalı var bakın. Evet. 5 yıldız var. Altında güreşi var, basketbolu var, judosu var, her şey var. Tenis var. Tenis var. Sporun bütün markaları var. Ve bu kendine özgü bir, bu da patentli bizde. Ve çok da ağır, sevgili Ersin Düzen bunu ilk çıkardığı stadyumda aynen şöyle demişti, abi bu çok güzel bir ödül demişti. Çok farklı, gerçekten de ödülümüz çok kıymetli. Sporcu arkadaşlarımızın evlerine gittiğimde hepsiyle görüşüyoruz. En başta ödülümüz var ve çok da kıymetli, siz de bakabilirsiniz evet. Böyle. Tabii yani, çok teşekkürler, geçen yıl da en iyilerden evet. Dahil gördünüz. Evet, Yıl Spor Kanal ödülünü çok teşekkür ederiz. Almıştınız. Bizde de bu ödül çok anlamlı bir özellik taşıyor. Görenler zaten Dünya Kupası evet. Mı diye zaman ama, zaman. Koray Beyciğim yani. Bir ödül alıyorsanız, yani ödülü anlamı da güzel olmalı, evet. Kalitesi de güzel olmalı. Duruş yani, da çok iyi olmalı. Şu gördüğünüz ödül, değerli seyirciler, evet. Yani 2 kilo. Yakın alabiliyor muyuz? Evet, yakın alabiliyorsak. 2 kilo, bu gördüğünüz ödül 2 kilo. Bakın gördüğünüz gibi. Yani ve ödül yani. Ödül, gerçekten adı üzerinde. Bu arada bu ödül Armando Diego Maradona'ya da verildi. Dedi, bu gerçek mi dedi? Really dedi. Dedim, evet dedim. Ve Maradona'ya da verdik biz bu ödülü. Evet. Yani bir rüyamız var. Bakarsanız Maradona'ya getiririz. Olabilir. Her şey olur yani. Sürprizler geliyor evet. Tabii. Bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye Spor Ödülleri'nin gecesinde verilecek ödüller. Tabii geçen yıl birçok farklı kulüp, birçok farklı sporcu ödül aldı. Voleybol takımımız evet. Ödül aldı. Yine Göksel Gümüşdağ başkanımız Emre Belezoğlu oradaydı. Evet. Abdullah Avcı oradaydı. Çok yani, kalabalık bir liste vardı. Yine şu andaki baş antrenörümüz Ufuk Sarıca evet. Oradaydı. Çok farklı bir ortam vardı. Bu yıl da çok farklı isimler bekleniyor ama sporcu veya federasyonların ödül noktasında ne gibi sistematik bir giriş var? Nasıl ödüller veriliyor veya neye göre adaylar evet. Belirli oluyor? Dilerseniz onu da biraz bahsederseniz. Geçtiğimiz yıl ödül törenimize katılan isimlerden bir tanesi Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Tankut Bey'di evet. Ve PNC'nin yönetim kurulu başkanı, Milliyet Spor Ödülleri'nin Jilet'in, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin. Spor dünyasının. Evet, spor dünyasının çok önemli bir eventiydi. Bizim organizasyona geldi. Dedi, ben nereye geldim? Yani ilk defa geliyor. Kırmızı Halı'da röportaj yaptı. Evet. Giderken üstüne basa basa teşekkür ederek gitti. Bu kadar insan nasıl topladınız dedi. Ufuk Sarıca, milli takımımızın hocası. Efes Pilsen Kamp'tan geldi. Efes Pilsen diyorum, pardon. Anadolu Efes Kamp'tan geldi. Ergin Ataman. Evet. Doğuş Balbay Kamp'tan geldi. Ergin Hoca Kamp'tan geldi. Ondan sonra milli takımımızın kaptanı. Çok değerli kardeşim. Buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Emre Belözoğlu. Ve sayısız isim vardı orada. Biz mutlu olduk ve siz de bunu tüm Türkiye ve dünyaya duyurdunuz. Aktarmaya çalıştık. Evet. Şimdi ödüller nasıl belirleniyor? Sporttürkiye.com üzerinden. Anket usulüyle belirlenecek. 1 Mart 1 Nisan tarihleri arasında açık halk oylamasıyla evet. Yapılacak bir anket bir olacak. Bir ay sürecek. Bir ay sürecek bir halk oylaması olacak. Halkın görüşlerini İlhan Uzun Durunkan Yönetim Kurulu Başkanı, Tertip Komitesi Başkanlığı'nda Spornet Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz. Onun oluşturduğu bir komitemiz var. Gelen halkın oylamasına zaten genelde %90'da uyuluyor. Evet. O oylamayı ondan sonra iletiyoruz. 20 tane ödülü halk oylamasıyla vereceğiz. Toplamda 30 tane ödül olacak burada. Ödülleri de azalttık bu arada. Futbol ağırlıklı olmayacak.
Farklı branşlar olacak. Tabii, bütün branşlar var. Sporu kucaklayan her şey olacak. Zaten evet. Sporun adresi olan bir kanalda yapıyorsunuz. Türkiye'nin adını taşıyan bir sporturkiye.com var. Onun adına yapıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Sadece futbol ödülleri olmayacak. Sporu kucaklayacak bir yapı olacak burada. Dediğim gibi yurt dışından önemli isimlerimiz olacak. Yani Galatasaray'ın çok önemli dünya çapında bir ismini organizasyona dahil edeceğiz. Geçmiş efsanelerden mi? Geçmiş efsanelerden çok büyük bir efsane burada olacak. Şota'yı zaten söyledik. Çok büyük bir ihtimalle. Geçmiş efsanenin ülkesi belli mi? Onu soralım. Hollanda. Hollanda. Evet. İsmini soralım mı? O zaman söyle. Messi Snyder diyelim yani. Snyder geliyor. Evet. Evet. Çok büyük isimler olacak. Tabii ki Türkiye'nin enleri de burada olacak böyle. Milli takımımız Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Federasyonumuz çok başarılı. Kızlarımız Tokyo'ya gidiyor. Yani harika bir gece olacak, renk olacak ama uzaklardan gelecek isimlerimiz olacak. Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanımız, Spor Bakanı. Burada iki ülkenin arasında bir spor kardeşliğinin evet, başlayacağı ihtiyaç bir... var çünkü. Tabii. Zaten sporun evrensel dili zaten. Barış, dostluk evet. Ve kardeşlik. Her zaman böyle olmalı. Biz de bütün programlarda, yaptığımız programlarda hep bunu söylüyoruz. Sayın Delibaş'a katılıyorum. Spor, kültür, sanat hep bahsediyoruz. Bunlar yumuşak birer siyasettir. Bunlar olursa ülkeler bir anlamda reklamını yapar, PR'ını yapar. Bu çok önemli. Siz de aslında çok doğru bir yerden tutuyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin tanıtıma da ihtiyacı var. Var. Ve bunu sporla yapmamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye Altın Marka Ödülleri törenini yaptık. İş dünyasıyla buluşturan bir ödül töreniydi. Altı ülkeden 25 yabancının katıldığı, 50 milyon dolarlık ticaret anlaşmalarının yapıldığı bir organizasyon ve yurt dışından gelen basın mensupları, televizyonlar var. Tabii hazırlıklı gelmedik, spor organizası olduğu için 750 iş insanının 300 markanın buluştuğu bir organizasyonu imza attık. Bunun bir yurt dışı dönüşleri oldu. O kadar mutlu olduk ki doğru iş yapıyoruz. Yani bir ödül töreninden fazlası. Türkiye Spor Ödülleri de Sour Spice markasıyla birlikte Mersin'den dünyaya açılacak bir marka oluyor. Mersin Serbest Bölgesi'nde ve bu marka bu organizasyonun üstlenicisi Big Argo markası çok büyük bir misyon üstleniyor. Yani bugün spor ülkeleri birleştiren bir olgu. Ya işte 20'ni de orada göreceğiz. Evet. Ya 23 Mart'ta yine Raffles'ta Golden Palmer'sa göreceğiz. Çok büyük bir misyon üstleniyorsunuz. Stadyuma gidiyorsunuz. Adamlar size sormuyor. Nerelisin diye sormuyor. Herkes o topun peşinde, o markanın peşinde gidiyor. Dünyanın en büyük gücü bana göre spor. Madrid dediğinde aklınıza ne geliyor? Ben size soruyorum. Madrid dediğinde aklınıza ne geliyor? Real Madrid. Santiago Bernabeu. Evet. Barcelona dediğimiz aklınıza ne geliyor? Benim Ronaldinho geliyor. Ronaldinho geliyor. Barcelona geliyor. Barcelona geliyor. Şehir yani, geliyor. Paris dediğimiz artık eskiden Eiffel Kulesi geliyordu. Evet. Şimdi Paris Saint Germain geliyor. Çünkü tabii. Neymar oynuyor. Spor bir marka. Spor işte budur yani. Şimdi ben şöyle söyleyeyim ek olarak. Usain Bolt deyince kimsenin aklına Jamaika gelmez. Jamaika gelmez. Atletizm gelir. Atletizm koşu gelir. Ama adam Jamaika'nın bayrağını, markasını o yeşil, mavi evet. Rengi dünyaya taşıyor. Yani Usain Bolt Jamaika'dan çok daha büyük oldu. Maradona dediğimiz aklımıza Arjantin tabii. Geliyor yani. Tanrı Neli. Brezilya dediğimiz aklımıza Pele geliyor. Tabii. Ronaldo geliyor, Ronaldinho geliyor. Demek ki spor bir dünya olgusu. Bugün bir Özbekistan markası Türkiye'deki Türkiye Spor Ödülü'ne isim sponsor olmuş. Vallahi teşekkür ediyoruz. Devamını yani, bekleriz. Bugün bu etkinlikleri yapmak için sponsorlara çok ihtiyaçlar var. Bu insanlar el üstünde tutulmadı. Bu... Ben şuna ek olarak katılıyorum. Lütfen. Tabii ki sponsorluklar çok önemli ama sponsorluklar sporu desteklerken bence spor da markaları destekliyor. Yani bugün evet. Birçok marka spora destek oluyor ama kazan kazan var artık. Eskiden öyle değildi belki. Eskiden bir marka bir ücret veriyordu. Bakmıyordu, takibini etmiyordu ama şu anda markada yani Türkiye Spor Ödülleri de bir marka evet. Ve marka da sponsor markayı destekliyor. Size çok net bir şekilde katılıyorum. İkisi birbirini tamamlıyor. Evet. Yani biri olmazsa diğerinin de pek anlamı şimdi, kalmıyor. Şimdi Vodafone İstanbul Maratonu. O kadar özdeşleşti ki oturdu artık tabii. Yani. Yani her şey birbiriyle özdeşleşiyor. Jilet yılın sporcusu ödülleri. Şimdi Jilet 10 yıllık anlaşma yaptı Milliyet'le veya Panten Hürriyet'le 10 yıllık anlaşma yaptı. Şimdi bu insanlar boşu boşuna uzun vadeli anlaşma yapmıyorlar. Hadi Jilet çekilsin arkadan bir sürü marka bekliyor evet. Girmek için. Bu anlamda siz mesela sporun neredeyse 10-15 dalını yayınlıyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı izliyoruz böyle. Demin
bir buz okeyi vardı. Buz okeyi vardı. Onun sponsoru ayrıydı. Az önce Red Bull'un yaptığı bir şey dalış açması vardı. Demek ki herkes birbirini tamamlıyor. Ve sponsorlara buradan ben teşekkür ediyorum. Spora kattıkları için. Çünkü evrensel bir güç spor. Evet. Müzik evrensel bir güç. Kültür evrensel bir güç. Sinemaya gidiyorsunuz, sizi soruyorlar mı nerelisiniz? Veya tiyatroya gidiyorsunuz, soruyorlar mı? Maça gidiyorsunuz, soruyor mu? Sormuyorlar. Ama ikisi birbirini tamamlıyor. Bugün Türkiye Spor Ödülleri iddia ediyorum 18 yıldır yapılıyor. 20. yılında bir dünya markası olacağız. Bakın 20. yılında bir dünya markası olacağız. Dünyanın büyük devlerini getireceğiz. Türkiye'ye getireceğiz. 2022. Bunu. 2022'de tam 2022'de ve spor ödüllerinin 20. yılında çok büyük hedefler koyduk. Evet, o hedefleri ikinci bölüme saklayalım İnşallah. İlerseniz. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından tekrar buradayız. Spor 360'da ikinci bölümdeyiz değerli izleyenler ve 18.si yapılacak Türkiye Spor Ödülleri'ni konuşuyoruz. Türkiye Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nedim Delibaş'la beraber ilk bölümde biraz hikayesini konuştuk, geçmişini konuştuk. Bu bölümde biraz ileriye gideceğiz. Neler bekliyor bizi hem bu yıl hem de gelecek yıllarda Türkiye Spor Ödülleri'nin hikayesi, paylaşımı nasıl olacak? Hep beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizlerden de yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Gelen sorular var. Kriter konusuna da gelen yorumlar, sorular da vardı. Ona da değineceğiz. Dilerseniz böyle başlayalım Sayın Delibaş. Çünkü neye göre belirli oluyor adaylar? Sizin işiniz de çok kolay değil çünkü. Birçok farklı branşta önemli sporcularımız var, başarılar var. Futbolda, voleybolda, güreşte neye göre belli olacak bu adaylar veya kriterler evet. nelerdir? Evet, şimdi yıl içerisinde sayısız müsabaka, sayısız şampiyona, sayısız liglerde çok değişik organizasyonlar ve müsabakalar yapılıyor. Hatta devam ediyor. Devam ediyor. Burada mesela Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'na gitmiş. Başlı başına büyük bir başarı. Ve böyle, çok rahat gitmiş. Çok rahat gitmiş ve herkesin dudak bükerek acaba. Çünkü yeni bir yapılanma olmuş. Şenol Hoca Beşiktaş'tan tartışmalı bir şekilde milli takıma geçişi. Öyle bir süreçti. Hepimizi çok mutlu eden ve özlediğimiz bir başarı. Kadronun yenilenmesi. Kadronun yenilenmesi. 2-1-2 ruhu. Demirören ayrılmış. Sayın Özdemir gelmiş. Çok böyle enteresan şeylerin üzerinde, bir yapıların üzerinde bir dönem geçirdik. Evet. Tabii sayısız heyecanlar yaşadık. Sayısız başarılar yaşadık. 2002 ruhunu tekrar bulduk. Yine sokaklara döküldük. Voleybol milli takımımızın başarısı, Tokyo'ya gidişi, onunla beraber Rıza, Atletizmde, cimnastikte, güreşte yine dünya şampiyonlukları, başarılar, oyuncularımızın, sporcularımızın inanılmaz bir Türk halkını mutlu edici başarıları. Bununla beraber Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele, kulüpler içerisinde aradan hiç inanılmaz şekilde çıkan isimler ki Sivasspor örneğini. Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay gerçeği, Mecnun Ot Yakmaz gerçeği. Beklentiler, hayal kırıklıkları ama tabii ki her şeyde olduğu gibi kriter başarı. Evet. Yani olmazsa olmaz başarı. Bununla beraber başarılı olamayıp ama ikinci sırada kalmış böyle ödülleri hak eden de isimler var. Bunlar da jürilerin verdiği kararlarla kürsüye çıkıyor. Şampiyon takım mesela Süper Lig şampiyonu tabii kürsüye çıkıyor ama bununla beraber bir Başakşehir gerçeği var. Kabul edersiniz ve etmezsiniz, evet. Seversiniz veya sevmezsiniz. Bu kürsüde bir gerçek var. Bir gerçek var. Bir Anadolu Efes mucizesi var. Bir Ergin Ataman mucizesi var. Yani burada bir sürü yapı var. Bir sürü yapı var. Bu anlamda tartışmasız gerçek kriterimiz başarı tabii ki. Tabii ve bunlar, takımlar için de bir motivasyon tabii, kaynağı. Tabii motivasyon ödüller. Kaynağı. Şimdi bunları halk oylamasına koyuyorsunuz. Şimdi Başakşehir atıyorum şampiyon oldu. Halk oylamasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Sivasspor bunlar yarıştı. Şimdi aradan kim çıkıyor? Kimin taraftarı o çoksa o çıkıyor. Tabii. İşte bu yüzden tertip komitesi burada noktaya devreye giriyor. Yani bir kriter varsa elbette ki şampiyon takım kürsüye çıkmalı. Geçtiğimiz yıl
yayıncı kuruluşun bir ödülleri vardı. Fatih Hoca'nın serzenişi vardı. Galatasaray'dan kimse yoktu. Evet, Galatasaray'dan kimse yoktu. Evet abi, ben olsam ben de üzülürüm. Ben de buna hassas dengeleri korumak gerekiyor. Türkiye spor ödülleri, evet ben bir Fenerbahçeliyim. Ama Beşiktaş sayısız ödül aldı. Sayın Fikret Orman'a ben sayısız kere ödül verdim. Yani Sayın Gümüşdağ ödül aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı ödül aldı. Zaten sürekli yani, tuttuğunuz takım ödül alırsa bu sefer ki, bir anlamı kalmaz. Hiçbir anlamı yok. Zaten biz tarafsızlık ilkemizi korumak durumunda ve zorundayız. Yani Mustarı da benden ödül aldı. Hamza Hoca da zaten bizden ödül aldı. Zaten korumasaydınız 18 yılı göremezsiniz. Evet. Niçin varız? Şimdi geçtiğimiz yıllarda bir ismini ölmek istemediğim bir gazetenin ödül töreni de vardı. Yani aynı ödülden 3 tane veriyorlardı. İşte X futbolcu birinciyi alıyor, ikinci, üçüncü alıyor. Böyle bir ödül töreni olmaz. Yani çok sınırsız kaynaklarıyla Eto geldi gitti, bilmem ne bir sürü isimler geldi gitti. Bizde böyle olmadı ve olmayacak da. Yani hak eden kürsüye çıkacak, hak eden ödülünü alacak ve o ödül töreni şaibeli olmayacak. Evet, geçtiğimiz kez ödül töreninde Abdullah Avcı ödül aldı, Göksel Gümüşte ödül aldı, Emre Bezor ödül aldı. Ama Ergin Ataman da ödül aldı, ama Fenerbahçe'li Ufuk Sarıcı da ödül aldı. Ufuk Sarıcı da ödül aldı. Sayısız başarılı sporcular, her renk insanlar ödül aldı. Vakıfbank ödül aldı. Vakıfbank aldı. Yani güreşçilerimiz ödül aldı. Doğru noktaydı. Şimdi yayıncı kuruluş spora, bakın spor 360'tayız. Evet. 360 gün boyunca değişik spor branşları burada yer alıyor. Tabii. Değişik sadece isimler, futbol değil. Basketbolu tabii konuşuyoruz, voleybolu konuşuyoruz. Dünyayı konuşuyoruz. Tenisi konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz. Yani spora dair ne varsa bu programda konuşuyoruz. Bugün ödülleri konuşuyoruz. Yarın farklı bir programda, farklı bir konuklarla beraber farklı bir spor branşını bakın, konuşacağız. Dünyanın en büyük spor ödülleri, Larus ödülleri. Evet. Ve her yıl değişik bir ülkede yapılıyor. Biz Türkiye Spor Ödülleri olarak sporttürkiye.com'un Türkiye'nin adı ve Türkiye'nin spor markası sloganıyla yola çıkmış Spor Türkiye olarak bir kreatif çatısı altında çok büyük hedeflerimiz var. Biz buraya Armando Diego Maradona'yı getireceğiz arkadaş. 2022 hedefleri dilerseniz. Evet, geçelim. 2022'de hedefimiz Ronaldo, hedefimiz Messi, hedefimiz Neymar, hedefimiz Mbappe belki. Evet. Yani belki dünyanın en çok kazanan boksörü gelir. İşte Usama Bolt'tan bahsediyoruz. Evet. Hedefimiz bu abi. Biz bunları buraya getireceğiz. Dünyanın yani en önemli, evet, sporcuları. Bakın biz daha önceki yıllarda buraya kimler geldi? Buraya Hugo Sanchez geldi. Buraya Cristiano Caramo geldi. Toldo geldi. Zaccaroni. Alberto Zaccaroni. Freddy Bobic geldi buraya. Jens Tovatli geldi. Stoichkov. Yani ben size bir hikaye anlatayım. 2012'deki hikayeyi anlatayım. Sayın Fatih Terim hocam duyuyorsa belki bağlanabilir yayında. Biz en çok sevdiği isim onun Capone. Capone futbolu yeni bırakmış. Herkes getirmeye çalışıyor. Biz o zaman Capone'yi getirdik. Hugo Sanchez'i getirdik. Fatih Hoca'yı aradım. Fulya abla çıktı telefona. Dedi ki Nedim'ciğim, Fatih dedi, biraz işi var. Ben dedi sen aradım. Hocam aradı. Bir gün sonra yayın var. Ki o zaman da yoktu. Allen Iverson'ı çıkardık. Bakın Arza Makakula, ne isimler vardı organizasyonda. Hocam dedim, oğlum burada. Dedi Capone mi yanında? Capone'yi verdim. Capone ile konuştular. Dedim hocam dedim, İsmail'im dedim, en yakın dostlarım bir tanesi dedim. Hugo dedim, şaka yapıyorsun dedim, Hugo Sanchez'i verdim. Çok samimi söylüyorum. Yani, bak biz bu isimleri getirdik. Ertesi gün Fatih Hoca törene geldi. Yani, Snyder'in gelişi nasıl olacak peki? Şimdi o hikayeyi de sizden dinleyelim. Aslında Snyder geçtiğimiz sene de geliyordu. Ama oradaki Katar'daki kulübü... sorunlar oldu dönemde. Evet. Takım zaten futbolu bıraktı sonrasında. Bıraktı. Bir 5-0'lık mağlubiyetler oldu. Yoksa biz biletini aldık her şeyini, evet, falan böyle. Ama bu sene şimdi Snyder futbolu bıraktı. Bize geçtiğimiz yıldan da bir sözü var. Ve Galatasaray-Trabzonspor maçı var bir gün önce. Pazartesi günü. Ve kendisine zaten bir altın ayakkabı ödülü takdim edeceğiz. Türk futboluna verdiği katkılardan dolayı. Muhtemelen maça da gelecektir. Maça zaten gideceğiz. O da olacak inşallah. Bir gün önce. Şota da zaten. Şota Arvaladze. O da bizden. O da bizden, ama şunu söyleyeyim. Bu iki tanesi banko. Plaselerimiz de var. Onların bir ipucu var mı? Yani bir sürpriz var. Yine Hollanda'dan var. Jimfred Hazelbank var. Görüşüyoruz. İspanya'dan var. Fransa'dan var. Bu arada sadece futbolcu değil. Başka spor dallarından da var. Özbekistan'dan zaten sporcularımız olacak. Onları duyuracağız böyle. Evet. Dünya çapında büyük isimler var oradan. 2022 yılında isteğim kendi adıma Roger Federer'de olursa.
Tenisten. Vallahi şöyle söyleyeyim, 2022 yılında tenisten, yüzmeden, futboldan dünyanın 5 devini bu ülkeye getirmek. Yani bu organizasyonun 20. yılında yine Spor TV kanalıyla dünya devlerini buraya indirmek istiyoruz. Ama 3 tane stara hedeflendik. Evet. Yani şu ana kadar yapamayacağımız... Ronaldo, Messi, Neymar. Vallahi hedefimiz, onlardan birini getirmeyi istiyoruz İnşallah yani. İnşallah olur tabii. Bu motivasyon kaynağınızı nasıl açıklarsınız Sayın Delibaş? 18 yıl hiç kolay değil. Birçok sorunlu zamanlarımız da oldu ülkece ama sizin motivasyonunuz hiç düşmedi, düşmüyor da. Bu motivasyon kaynağınızı neye borçlusunuz? Hiç yorulmadınız mı? Ya şöyle, gerisini geride kalanlar düşünsün diyorum her zaman. Ben hiçbir zaman gerime bakmıyorum. Gerime baktığım zaman sadece şunu ifade ediyorum. Yani bu bir event yaparken, event işi dünyanın en zor işi. Tabii her şeyle sorumlu sizsiniz. Küçük bir ayrıntı sizi zirveye çıkarttığı gibi küçük bir ayrıntı dibe de indirebilir. Canlı yayında kazalar oluyor. Yani tabii. Bir sürü... biz de yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz. Yani eventlerde devamlılık en önemlisi. Bakın 18 yıldır Irak Savaşı olmuş, ne bileyim Körfez krizi olmuş. Her şey önü görmüş. Ekonomik krizler olmuş ama hepsini yapmışız. Yani ekonomik çıkar gözetmek için yapmışız yani. Ve hepsi de başarıyla sonuçlanmış. Çok bunun büyük... altında yatan bir sır var mı? Sır... İşimizi daima ilk yükü heyecanla yapmak. Sponsorlarımızı mutlu etmek. Bu organizasyon Turkcell de sponsor oldu. Hem de iki defa. Alpet de sponsor oldu. Ve bugün dünyanın en büyük markalarından bir tanesi Big Agro Brand Investment Group. Evet. Ve bu organizasyonun üstlendi. Ve Savor Spice. Evet, Savor Spice markanın bir tanesi. 15 tane markası var dünyanın her yerinde. Rusya'da. Yani şu her anda şey görüntüleri de ekrana geliyor. Evet, markada. Yani Savor Spice... Türkiye'ye yatırım yapmış bir firmanın markası. Bizim ülkemize gelmiş, Mersin Serbest Bölgesi'ne yatırım yapmış ve Mersin Limanı'ndan tüm dünyaya yatırım yapıyor. Demin özetlediniz zaten. Evet. Birbirini tamamlayacak bir yapı var. Kesinlikle. Peki 2022 yılında, yani 20. yılında ödüllerin dünyanın zirvesine çıkmak istediğinizi ifade ettiniz. İnşallah da öyle olacak. Bizim de temennimiz, arzumuz o yönde. Peki sonrasında hedef ne olacak? Sonrasında hedefimiz... Siz bu spor ödüllerini nerede, nasıl planlıyorsunuz, kurguluyorsunuz kendi kafanızda? Bu spor ödülleri, eskiden hatırlar mısınız? Süper Kupa finali Almanya'da oynanıyordu. Azerbaycan'da oynanıyordu. Yani Futbol Federasyonu... 2007 yılında Galatasaray Beşiktaş maçı oynanmıştı. Evet, oynanmıştı. İşte Azerbaycan'da oynandı. Birkaç ülkede yaptık bunu. Yani biz de belki çıtayı yükseltip Türkiye spor ödüllerini atıyorum 20. yılında tabii Türkiye'de olmasını istiyoruz. Belki önümüzdeki sene Özbekistan'da yaparız, belki Almanya'da yaparız, belki Rusya'da yaparız. Yani yurt dışına çıkarmak tabii, gibi tabii, bir düşünce var. Var, öyle bir hedefimiz var. Çin'de yaparız. Bakın bu arada Çin'le ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Onu da açalım isterseniz. Evet, yani Big Agro Brand Investment Group olarak çok büyük hedeflerimiz var. Golden Palmer'la ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Hedefimiz Güney Kore. Hedefimiz Çin. Hedefimiz Rusya. Hedefimiz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri var. Ve bu markayı çok güzel bir şekilde konuşlandırıp, zaten bir evlilik, bir marka evliliği var, bir kreatif olarak çok güzel bir şekilde iyi bir yapılanmayla, yani sıfırdan geldiğimiz noktaya bakın nerelere kadar getirdik bu işi. Bu bir yarıştır. Yani biz millet spor ödüllerini bakıp görüp oradan hedefler koyuyoruz. Evet. Çok büyük sponsorları var, çok büyük bütçelerle ve bu işi yine Sportnet Grup yapıyor. Evet. Harika Grup, işler yapıyor. Jilet Milliyet zaten tabii, yılın sporcusu ödülleri. Tabii. Şimdi gelenektir. Gelenek yani büyük bir gelenek. 65 yıl dile kolay. Yani müthiş bir öykü. 65 yılın emeği var. Biz de 18 yıl eğer devirdiysek bundan sonra bizden sonraki kuşaklara bunu daha iyi bir şekilde çıkartmak için işimizdeki heyecanımızı kaybetmek lazım. İşin sırrı heyecanınızı kaybetmemek. Tabii bu aynı zamanda bir ekip işi. Sayın Nedim Delibaş evet. ifade ediyor ama tek başına onun enerjisi yetmeyecektir. Ekip de çok önemli. O evet. Sizin ekibiniz de bu enerjiyi veriyor. Dilerseniz ekip hakkında da... Tabii. Biz ilk başta tek kişilik ordu diyorlardı bana. Tek kişilik dev kadro. Evet, tek kişilik dev kadro. Tek başıma başladım bu işe. Yıllar geçtikçe tabii yaptığınız işler göz önüne gelmeye başlıyor. Artıyor. Artıyor. Mesela 2008'deki organizasyonu bir 4-5 kişiyle yaptık.
2008'deki organizasyonda kimler yoktu? 500 angolcuyla getirdik. Ve Mersin'de yapmış, yapıyoruz bunu. Yok yoktu. Bakan şoka girdi. Bu kadar insan, federasyon başkanlarımız, inanılmaz bir kadroydu. O işi yaptığımızda hakikaten dedim ki biz ne yaptık dedim. Bir sonraki yıl işte Şansal abiyle tanıştık falan. Lig TV organizasyonu canlı verdi. Pascal Nouma geldi. Yok yoktu böyle. Evet. Yeni büyük isimler vardı. Ve dedik ki bu işin yeri artık İstanbul. Ve tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldik. Ve belki de dünyaya açılacaksınız. Evet. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama 2020 yılındayız. İlk ayındayız. 2020 bildiğiniz gibi bir spor yılı. Önümüzde evet. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları süreci var. Akabinde yine merakla beklediğimiz bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Ülkemizde İstanbul'da yapılacak bir Şampiyonlar Ligi finali var ki tam anlamıyla spor yılını yaşayacağız, hissedeceğiz. Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz spor yılı konusunda? Çünkü birçok farklı hedefimiz var, evet. İsteğimiz var. Hı hı. 2020 yılına nasıl bakmamız gerekiyor spor adına? Tabii spor yılımızda çok önemli bir yıldızımızın sakatlığı var. Hemen oradan bir girmek istiyorum. Merih Demiral. Evet. Türk milli takımının hatta Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür. Evet. Sakatlıkları olan mesela çok büyük beklentilerle bazı sporcularımız, futbolcularımız sakatlandı. Öncelikle onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek İnşallah istiyorum. İnşallah en kısa zamanda tabii, tekrardan dönecekler. Çok önemli bir yıla girdik gerçekten. Büyük bir Avrupa şampiyonası heyecanımız var. İtalya'da olacak. Sonrasında evet. Azerbaycan. Azerbaycan'da. Yani Tokyo'daki kızlarımıza büyük bir heyecan. Olimpiyatlar. Olimpiyatlar. Zaten Efes'in Euroleague'deki heyecanı, Barcelona zaferi halen böyle tüylerim diken diken evet. oluyor böyle. Harika bir yıl bizi bekliyor. Sporcularımızı motive etmek için biz ve diğer ödül törenleri bunlar bir aracı, vesile olacak. Ben çok önemli birkaç isme teşekkür etmek istiyorum. Lütfen. Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir'e başta. Nihat abimizi çok seviyorum. Ve milli takımlar teknik direktörümüz, Amir Futbol Takım Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş'e. Hocamız. Bu ikisi hocamıza. Bu iki isme başta çok teşekkür ediyorum. Maalesef futbol işin bayrağı oluyor yani. En büyük gücü oluyor. Voleybolcularımıza, Akif Başkanımıza, evet Filenin Sultanları'na, Voleybol Federasyonu Başkanımıza geçtiğimiz yıl zaten ödül almıştı. Dünya şampiyonu olmuş sporcularımıza, Tahak Gül'e, Rıza'ya, Sümeyye, İbrahim Çolak, evet yani ismini sayamayacağımız bir sürü sporcularımız var. Ben Türkiye adına onlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sizlere minnettarız. Bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle sizleri destekliyoruz. Sizlere alacağınız ödüller sizlere feda olsun, sizlere evet. helal olsun. Biz sadece bir aracı görevi yapıyoruz. Bizim dualarımız, Türk halkının duaları sizlerle birlikte, bütün yayıncı kuruluşlar sizlerle birlikte. İnşallah 2020'de hep beraber çıtayı yükseltiriz. Ülkemizde fair play dolu ama başarı dolu bir yıl olur. Evet, çok teşekkürler. Sayın Nedim Dilibaş bizlerle beraberdi değerli izleyenler. 21 Nisan'da yapılacak ödül gecesi Türkiye Spor Ödülleri'nin 18. yılını değerlendireceğiz, konuşacağız. Ödül gecesinde de beraber olacağız ve bugünlük programımızı noktalıyoruz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.